Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu COVID-19 test sonucu mu? Nasıl öğrenebilirim? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi zaman zaman hastaneye gidiyoruz ve COVID testi veriyoruz. Bu artık bizim için normal bir hale geldi. Pozitif miyiz, negatif miyiz? Hastaneye gittik. Ağzımızdan ve burnumuzdan süprüntü alındı ve bize dendi ki 24 saat ile 48 saat arası içerisinde test sonucunuzu e-nabızdan öğrenebilirsiniz, internetten takip edebilirsiniz dendi. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buna bakalım. Çok kısa bir yöntemle bunu çözmeye çalışacağım ve ihtiyacımız olan tek şey bir e-devlet kullanıcı adı ve şifresi. Yani e-devlet şifresi. Şimdi ben bunu masa üstünden anlatıyorum ama mobilden cep telefonundan da yapabilirsiniz. Şimdi Google'a ben burada arama kısmına nabız yazdım. Ve karşıma e-nabız çıktı. İlk sonuca giriyorum. Şimdi burada e-nabız üyeliğiniz varsa buradan giriş yapabilirsiniz ama olmadığını düşünerek E-Devlet üzerinden giriş yap simgesine tıklıyorum. Ve beni E-Devlet'in login sayfasına yönlendirdi. Buradan TC kimlik numaramı ve E-Devlet şifremi girdikten sonra sisteme giriş yap diyorum. Şimdi karşıma E-Nabız portalı gelecek. Benim bana ait olan E-Nabız portalı karşıma geliyor. Şimdi burada sol tarafta tahlillerim kısmını görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Tahlillerim kısmında da hemen sağ üst tarafta COVID-19 test sonucu için oluşturulmuş özel bir bölüm var. Buna tıklıyoruz. Ve burada vermiş olduğumuz COVID testlerinin sonuçları gözüküyor. Ben bugüne kadar iki tane COVID testi vermişim ve ikisi de negatif çıkmış. Pozitif de çıksa, negatif de çıksa buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Testi verdikten sonra 24 ila 48 saat içerisinde test sonucunuzu bu ekranlardan görüntüleyebilirsiniz. COVID-19 test sonucunu öğrenmek bu kadar basit. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.